Hadi. Havada. Allah Allah yeter. Al işte. Parmak ucu. Tekrar esne. Şey görürsün. Tamam. Arada şöyle bir açarayım. Hadi al. Allah Allah beyler. Boşanır mıydı? Koordinasyon yok. Ver kurun beyler. Bildiğiniz üzere bizim Kalova'da 1,5 metrelik bir kar var. Bizim sahamız mevcut durumda değil şu an. Halı sahalarımızda da maçlar olduğundan dolayı dışarıdan mecburen çalışmalarımızı yapıyoruz. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var pazar günü Bingöl Stadında. Biz de ilçe olarak mevcut durumda boş bulduğumuz yerlerde idman yapıyoruz. Dışarıdan ve yerli arkadaşlarımızla birlikte, yani fedakar arkadaşlarımızla birlikte burada yoğun bir çalışma yapıyoruz. Ama şartlarımız çok ağır. Bu konuda biz bütün herkesten de destek bekliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca, yani kalıp buzlu havada, -20 dereceyi bulan bir soğuklukta çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Ben bu konuda da onlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Bizim Kallova'da belki Türkiye'de en çok kar yağılan yer olarak biliniyor. Çünkü adı üstünde Kallova. Kışın 2 metreyi, 2,5 metreyi bulan bir kar yağışı var. Bizim sahamızda aletler olmadığından dolayı, iş makineleri olmadığından dolayı sahamızı açamıyoruz. Bu konularda yani biz devlet büyüklerimizde kar arabası, kar küreme arabasını Kalova ilçemize istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin en çok kar yağılan yeridir Kalova. Ama bu konuda sahamız şu an 1,5 metre sahada kar var. Biz de her maçı deplasmanda oynurmuş gibi sıkıntılar çekiyoruz. Zor şartlarımız var. Bu konuda devlet büyüklerimizden ilçedeki bürokratik abilerimizden bu konuda biz destek istiyoruz. Allah belde başkanımız ve ilçe kaymakamımız elinden gelen desteği veriyorlar. Ama bazen yetmiyor. Bu destek de bazen yetmediği için biz de bu konularda sıkıntı çekiyoruz. Şimdi Karlova Yıldırım Spor olarak Bal Ligi'nde mücadele ediyoruz. İlk yarı Kasım ayından bu tarafa yoğun bir kar yağışı var. İşte sahamızın durumu da ortada. Çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Yürümenin bile zor olduğu bir ortamda antrenman yapmaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen çok karakterli bir futbolcu topluluğumuz var. Bir şekilde antrenmanlarımızı zorluklara rağmen yapabiliyoruz. Bütün maçlarımızı Bingöl'de oynamak zorunluluğu var. Çünkü sahamız kapalı. Deplasmana gidiyoruz buradan. 70-75 kilometre ilerideki Bingöl'de antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tabii ki yetkililerin bu olaya el atması lazım. İşte Futbol Federasyonu'ndan destek bekliyoruz. Çünkü burada yetenekli bir futbolcu grubu var. Ve Karlova'da futbol gerçekten de çok seviliyor. İyi bir de taraftar grubumuz var. Ama şartları da görüyorsunuz. Çok zor şartlar altında hazırlanıyoruz. Tüm yetkililerden destek bekliyoruz. Bulunduğumuz zorlukların farkındayız. Ama futbolun bir aşk, bir tutku olduğunu hiçbir zaman unutmadık. 1900 rakımlı Bingöl'ün Şirin Karlova ilçesindeyiz. Futbolun ne kadar zor olduğunu ama buradaki futbolcu topluluğunu, futbolcu arkadaşlarımız bunu ne kadar kolay hale getirdiğini tutkusuyla, aşkıyla ortaya koydu. İçinde bağlı bulunduğumuz durum ortada. Sahada antrenman yapma gibi şansımız yok. İşte nasıl ısındığımız, ne şartlar altında burada olduğumuz belli. O yüzden zorluklar içeride. Hani Reş! Abi başla. Ben de seninle beraber çekiyorum. 5 1 2 3 Kalireş! Allah yardım etsin. Destek bekliyoruz yetkililerden. Federasyonumuzdan büyüklerimizden destek bekliyoruz.